Tabii bu pozisyonlar üzerinden belki de hafta boyunca yine Beşiktaş-Galatasaray derbisi konuşuluyor olacaktır. Ama maçın önüne geçti mi hakem? Ben daha bence hiç geçmedi. Bence geçmedi. Yani Fırat Hoca çok daha fazla konuşulabilirdi. Çünkü çok gerilim yüksek bir maçtı her iki takım açısından da. Ama bir kez daha söyleyeyim, derbi kalitesi olarak standarda yakın ama çok daha fazlasını bekliyordum ben. Daha fazla pozisyonlar, çok daha böyle insanın yüreğini ağzına getirebilecek pozisyonlar. Ama işte söylediğimiz oldu. Yani Galatasaray'ın çok temposunu... Bir de ikisi de yorgun geldiler. Yorgun geldiler. Ben açıkça söylemek kendim şahsi fikrim olarak ben maçı izlerken çok keyif aldım. Ne açıdan keyif aldım? Beşiktaş oynadı çünkü. Hani Galatasaray'ın gol atabileceğini hissetmediğim için hani şansına bir, bana göre şans tabii gönlüm Beşiktaş'ın kazanmasından yana. O da ayrı bir konu. Ama keyif aldım ben. Kötü oynasaydı da kötü oynadı diyebilirdim. Çok net bir şekilde. Maçın hakkı tamamıyla Beşiktaş'ındı. Hani Galatasaray'ın galip gelmesi bir mucize olurdu. Ve üzülürdüm yani bu oynanan futbola göre. Mustafa ile başlasaydı biraz daha farklı olabilir miydi acaba? Bilmiyorum ama Mustafa'yı da pozisyona sokabilecek bir durum da olmadı. Demek ki öyle bir planlama var. Ha, hocanın da bir bildiği vardır. Hocalar çünkü o futbolcularla bir hafta boyunca birlikte. Bilmiyoruz ne sorunlar var, bilmiyoruz ne artıları var. Kadro böyle kimsenin itiraz edebileceği bir kadro da değildi ama zaten. Ama gerek kulübesi sıkıntılı olan ve sakatlıkların döndüğü bir Beşiktaş'ın 83 dakika oyuncu değişikliği yapmadan topa %60'la sahip olması da bence takdir edilmesi gerek gereken kulübesine konulardan baktığında, biri. Beklenenden daha diri ve dinçti bugün Beşiktaş. Yani oynattığı Rıdvan var. Hamle oyuncusu zenginliği Galatasaray'da daha fazla gibi gözüküyor yedek kulübesine tabii baktığında. Ama Salih Uçan bu Alanyaspor'un en iyi oyuncularından bir tanesi değil miydi alınırken? Geçen sezonun en iyi yerli oyuncusu. Onu diyorum yani. Bu oyuncuya güvenilme noktası önemli. Oğuzhan tamam bir iyi bir kötü diyoruz belki ama hani bu da oynayan bank oyuncuları. Evet. Geriye çok da ekstra bir şey kalmadı. Bir Güven Yalçın var. Kenan'ı zaten oyuna soktu. Yeterli mi? Bana göre Sergen Hoca da bence oyundan çok memnundu. Oyunculara güvenmediğinden değildi belki de. Oyundan çok memnundu. Yani oyuncu niye değiştirsin ki? Çok iyi gidiyordu her şey. Bizde böyle bir şey var. 60'tan sonra oyuncu niye değişmedi? Ya değiştirmek zorunda mıyım ya? Belki mükemmel gidiyor oyun. Şart değil de bütün oyuncu bakın değiştirme inanın bizde bak bu algı yaratıldı. Çünkü bazen sevdiği oyuncular var. Onunla oynadığı zaman sinirli oluyorlar. Evet. Ya bırakın 90 dakika oynasınlar. Oyuncu da girmesin yani. Çok iyi oynasınlar. Ki 90 dakika oynamanın avantajı çok daha başkadır. Yani Pjanić bugün ilk kez bir Süper Lig maçında 90 dakika mesela, oynadı. Mesela. O da özgüven sağlar futbolcuda. Tabii. Çünkü kulübeye bakar biliyor musunuz futbolcu? Ben ne zaman çıkacağım? Benim yerimi bekleyen oyuncu kim? Bu şey de tedirginlik yaratır. Şimdi tabii az bir süremiz kaldı. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray cephesini olabildiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte nasıl bir fotoğraf olacak? Galatasaray 7 puan. Gerisinde Trabzonspor'un çok maç var belki önümüzde. Ama oynanan futbol Galatasaray'da sahaya çıkan 11 ile beraber neler vaat edecek bundan sonra? Ya ben oyunun değişebileceğini düşünüyorum ve puan farkının kapanabileceğini düşünüyorum Galatasaray adına. Çünkü artık Fatih Hoca bence şuraya doğru evrilecek. Taylan Berkan Çıkaldağ yerine artık Taylan'dan biraz feragat etmek zorunda olduğunu hissedecek. Ve Taylan'ın yerine alınan oyuncu Gustavo Asensio'nun ise hiç kullanılabilir, işlevsel bir oyuncu olmadığını da gördükten sonra, yani bu benim gördüğüm tabii ki, belki oyuncu dünyaca ünlü bir yıldız olacak. Bunu bilmiyorum. Öyle lanse edildi çünkü Gustavo Asensio. Çok kaliteli bir oyuncu diye lanse edildi ama görüyoruz ki hazırlık maçında bile antrenmanda izliyorum. Barto Elmas diye bir oyuncu var Galatasaray'da mesela. Altyapıdan, akademiden. Yani Barto Elmas, Gustavo Asensio'yu yani 10 kere cebinden çıkartabilecek bir oyuncu. Yani neden? Bunu söylüyorum. Barto Elmas'ı geçmişte o kadar eleştirdim ki çocuğu. Yani dinliyorsa hakkını helal etsin ya gerçekten. Ben Gustavo Asensio'yu eğer ki bilmeseydim, görmeseydim devam edecektim eleştirilere. Yani öyle bir oyuncu var Gustavo Asensio diye. Bir tarafta da çok eleştirdiğim Barto Elmas temassız oynuyor diye çocuğu eleştiriyordum. Ya vallahi kusura bakma Bartucuğum. Ya ben seni çok eleştirdim ama yani Gustavo Asensio'yu ben bilmiyordum Galatasaray'ın böyle bir oyuncu alacağını. Yani 10 kere cebinden çıkartabilecek bir oyuncu ve hazırlık maçında da son antrenmanda yeşil yelekle oynattı. Joker gibi oynattı oyuncuyu. Çok kendinden emin. Galatasaray'a belki 6 numara pozisyonunda hazırlanacak ama yüksek ihtimalle hoca burada Berkan Çıkaldağ'ı ve önüne de başka bir oyuncuyu monte edecek ve böyle oynamaya devam edecek.
Beşiktaş konusunda son olarak iki konuya kısaca değinelim isteyeceğim. Biri Larin'in geleceği. Her maç bir mesaj geliyor Larin'den. Bir kontrat konusu var. Ve Umut Meraş konusu. Şimdi orada Ensakala Rıdvan, Umut Meraş'ın bugünkü oyunuyla beraber böyle oynarsa sanki o forma Umut Meraş'ın olacak gibi sol bekle. Ya tabii bununla alakalı çok hızlı karar vermemek lazım. Bir maç mesela bizde çabuk bu algı yaratılıyor. Biz oyuncuyken de böyleydi işte. Senin yerine oynayan oyuncu o gün iyi oynadıysa eyvah, sen işte artık hani takılırlardı. 5 hafta beklersin. Niye 5 hafta bekliyorsun? Belki haftaya kötü oynayacak. Hani o zaman 5 hafta devam mı etmek gerekiyor? Ya da ısrarla devam mı etmek gerekiyor? Hoca belki de onun üzerine devam edecek. Çok enteresan bir tercihti ama Sergen Hoca'nın. Evet yani çünkü Rıdvan da kötü oynayan bir oyuncu değildi. Çok hatta, iyi hem de. Evet yani milli takımın oyuncusu bu adam. Milli takım oyuncusu olamıyor hocam ya. Ha? Olamıyor milli takım oyuncusu ya maalesef. Ben daha önceki yaptığım konuşmalarda da Rıdvan'ın oynamasını kesinlikle oynaması gerektiğini, Caner noktasında neden Rıdvan tercih edilmiyor gibi. Çok enteresan bir tercih yani bu da. Çok büyük hatalar yapıyordu Caner. Onu da hep ekledim. Larin bu arada işte az önce de konuştuğumuz gibi aslında çok değişik bir oyuncu biliyor musunuz? Kanat değil. Attığı ilk gole bir bakar mısınız? Ya sol kanatta oynayan bir oyuncu ön direkte kafa vuruş yapıyor. Yüzünü sola dönüyor. Yani düşünün o işte forvetten kalma bir pozisyon. Normalinde bir kanat oyuncusunun oraya girme şansı çok zordur. Genelde arka direkten veya merkezden bir oyuncuyu sokarsınız. Ama Larin ön direkte gol atan bir oyuncu. Çok garip direkt. Bir gol attı ya öyle değil mi? Çok. Çok güzel bir gol. Yani solda oynuyorsun oraya doğru dönüyorsun yüzünü. Normalde böyle dönmen lazım. Yani, geçtiğimiz sezon transferin son günlerinde bedava gidiyordu. Evet doğru. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Kanada'ya ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne santrafor alınmayınca o neydi Hırvat bir santrafor Mandzukic bir tane daha vardı. Onlarla yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanınca Larin'i tuttular. Dediler ki Larin'i tutalım ne olur ne olmaz. tabii gönderemezsin. İşte. Sergen Hoca da dedi ki tam santrafor özelliği %100 değil. Biz Larin'i solda kanat forveti çevirelim. Başarırız veya başarmayız. Şimdi bir kere dedi ya, güvenli başarılı olamadım dedi. Uğraşıyor var herhalde. Geçen sene dedi bunu evet, hatta. Evet, geçen sene dedi ama Larin tuttu. Şimdi santrafordan gelen özellikleriyle, hani öyle böyle tam santrafor değil ama bir forvet özelliği var. Onunla kanat etkinliğini birleştirince bir de savunma tarafı da ekleniyor. Biraz da savunma tarafı da gelişti. Çünkü topu rakipteyken top işte koşuyor moşuyor oraya baskı yapıyor. Bunlar birleşince ortaya bambaşka bir şey çıktı. Beşiktaş yönetimi elini çabuk tutsun. Ben başka bir şey söylemiyorum. Böyle adamı boş bırakmazlar. Sezon sonu kontratı bitecek. Devre arasında. Kesinlikle. Ve Larin de yani iyi para veren yere gider. Ve iyi para verirler. Bonservisin yok mu senin? Sana şu kadar geçen para. Geçen sene kaç gol attı abi? 23 mü? 22 mi? Asist gol o civarlarda. 22-23 asist yapmış ya. İki kere double double yapmış yani adam. Yani o yüzden yönetimi... Diyor Kanada milli takımında da atıyor. İkişer üçer yani atıyor. Bir de orada atıyor. Oyuncu baştan sonra yaptığı açıklamada da burada kalmayı çok istediğini işaretini veriyor. Ya burada ama Sergen Hoca'nın oyuncu... Ya bu biraz da belki eski anne babalarımızı çağrıştırıyor. Evde kullanılmayan eşyalardan böyle başka bir şey çıkartma bizde çok vardı. 80'lerde 90'larda ya. Sergen Hoca bunu yaptı. Yani Larin... Yanlış anlaşılmasın ama Beşiktaş'ta bu kadar değersizken onu başka bir şekilde bir oyuncu haline dönüştürdü ve belki de şunu bile yaşadı. Larin dedi ki Sergen Hoca'ya, ya hocam ben böyle bir şey yapamam dedi. Ama ikna etti. Ya o kadar değerli bir şey ki bence. Çünkü Larin'e ne diyorsun? Adama sorsan geldiği gün ne oynuyorsun? Santfor'um ben diyor. Adam şimdi sol ön oyuncusuyum diyordur belki de. Evet. Hani ne iş yapıyorsun diyorlar ya bazısına. Bakkalım işte veya işte mühendisim. Bugün başka bir şey söyleyecek yani Larin mevki açısından. Ama çaresizlikler de bazen bazı şeyleri çıkarmanızı evet. sağlar. Yani evet, şimdi sizin orada sol kanatta bir oyuncunuz olsa belki de siz orayı Larin'i hiç denemeyecektiniz. Olmadığı için belki de Larin'i Sergen Hoca mecburen tabii. denemek zorunda kaldı. Bu 2-2 daha 4 tabii yani. Enkudu öyle bir performansla sergilememişti ilk geldiği sezon. Tabii. Enkudu'dan da istediğini alamamıştı Sergen Yalçın.
Tabii Larin'in ortaya koyduğu performans ve sonrasında bakalım Beşiktaş'taki kariyeri nasıl şekillenecek. Çok teşekkürler değerli yorumlar için. Programımızın da sonuna geldik. Süper Lig'de 10. hafta derbiyle tamamlandı Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasında. Gülen taraf Sergen Yalçın ekibi Beşiktaş oldu. Aspor ekranlarında yaklaşık 1,5-2 saatlik yayın boyunca sizlere bu mücadeleden geride kalanları aktarmaya çalıştık. Ekranları başında bizleri takip eden tüm izleyicilerimize mutlu geceler dilerim efendim. Hoşça kalın.